TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın Hakan Fidan'ın Paralel Evreni başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Farkında mısınız? Saray medyası ne zaman Bilal Erdoğan güzellemesi yapsa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortaya atılıyor, iddialı açıklamalar yapıyor. Yine aynısı oldu. Bu haftaya Bilal Erdoğan'ın çok konuşulan açıklamalarıyla başlamıştık. Gerçekte Erdoğan'ın oğlu olma dışında bir vasfı bulunmayan fakat devlet ziyaretlerine katılan, üst düzey protokolle karşılanan, AKP'li bakanların bile önünde hizaya geçtiği Bilal Erdoğan, ekonomiden medyaya, dış politikadan eğitime her alanda üstün fikirlerini açıkladı. Maaşları kamu hazinesinden ödenen ve atıl kurt modunda bekleyen AKP troll orduları, Bilal Erdoğan'ı sanal alemde trend topic yaptı. Erdoğan'ı ve AKP çevrelerindeki gündemi bilenler için bu durum sürpriz değil. Zira sarayda tek gündem var. Bilal Erdoğan'a dikensiz gül bahçesi bırakmak, koltuğu sorunsuz bir şekilde devretmek. Erdoğan, başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere muhalefet temsilcilerini etkisiz hale getirdi ama AKP içinden bazı güç odakları hala zinde. Daha doğrusu Erdoğan'ın henüz tamamen pasifize edemediği bir güç merkezi var. Aslında yakın zamana kadar 4 ana odak, lider alternatifi vardı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Erdoğan sonrasının en iddialı adayı Süleyman Soylu'yu adeta murdar etti. Genelkurmay başkanlığı yapmış Hulusi Akar ise kendi kendini patlattı. En son Cübbeli Ahmet gibi konuşuyordu. Kaldı ki Yargıtay'ın 15 Temmuz'la ilgili bir kararı Akar'a yargı yolunu açtı. Konjonktüre bağlı olarak Akar'ı çok farklı yerlerde görmek mümkün. Öte yandan Numan Kurtulmuş gibi isimler de oyundan düştü. Şu an yarışta kalabilen tek isim Hakan Fidan. Saray açıkça Bilal Erdoğan'ı işaret etse de Fidan "ben de varım" diye diretiyor. Hakan Fidan'ın dün Anadolu Ajansı'na verdiği çok uzun röportajı bu gözle okuyun. Hatta Türkiye'yi tanımayan birine röportajı okutup "sizce bu konuşan kim?" diye sorsanız "ülkenin başbakanı" diye cevap verir. Gerçekten de Fidan bir Dışişleri Bakanı gibi değil de sanki Erdoğan sonrası ülkenin iki numaralı ismiymiş gibi konuşuyor. MİT'in, TSK'nın ve tüm bürokrasinin patronu gibi davranıyor. Gelelim Fidan'ın Ahmet Davutoğlu'nun uzun konuşmalarını andıran röportajının içeriğine. Bir bütün olarak röportajı okuduğunuzda istihbaratçılık oynayan Fidan'ın paralel bir evrende yaşadığını görebiliyorsunuz. Çünkü anlattıkları ve çizdiği çerçeve Türkiye gerçekleriyle uyumlu değil. En azından sürecin şahidi olanlar için. Mesela Suriye'den 5 milyon daha mülteci gelmesi diye orada olduklarını savunuyor. Erdoğan rejiminin Suriye'de tek politikası vardı: Esad'ı devirmek. Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyen, Esad'a birkaç hafta ömür biçen, açıkça cihatçıları destekleyip savaşı yayan sanki kendileri değilmiş gibi konuşuyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki Erdoğan'ın Suriye politikalarının ardındaki akıl Hakan Fidan'dı. Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu politikaların mimarı olduğu iddiası da doğru değil. Öyle olsa bir pelikan darbesiyle AKP treninden atılan Davutoğlu'ndan sonra Suriye politikalarının değişmesi gerekirdi. Fidan'ın PYD ile ilgili söylemleri de hayret verici. Zira Suriye krizi başlamadan önce Kürt meselesi şu an olduğu noktadan çok uzaktaydı. PYD artık ardında batılı devletlerin olduğu güçlü bir yapı. Hatta denebilir ki Suriye Kürtleri bugün sahip oldukları imkanları Erdoğan-Fidan ikilisine borçlular. Yani PYD Kürt devleti kurmasın diye oradayız lafının saha gerçekleriyle ilgisi yok. Erdoğan gibi Fidan da bağımsız gerçek gazetecilerle yayına çıkmadığı için kimse bu çelişkileri sorgulamıyor. Fidan'ın açıklamasına devam edelim. Fidan diyor ki BRICS'in kapısını çaldık çünkü AB bizi beklemiyor, süreç ilerlemiyor. Gerçekten Fidan hangi evrende yaşıyor anlamak mümkün değil. Erdoğan rejiminde işkenceler, adam kaçırmalar, cezaevinde ölümler ve soykırıma varan kitlesel tutuklamalar rutin hale geldi. AİHM önündeki dosyaların %37'si sadece Türkiye'den. Kaldı ki Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya örneklerinde olduğu gibi AİHM kararları bile uygulanmıyor.
almıyor. Dahası Hakan Fidan'ın bizzat kendisi işkence ve adam kaçırma zanlısı. Böyle bir ülkenin AB'ye alınması mümkün mü? Erdoğan ve Fidan BRICS'in kapısını çalıyor çünkü gerçekten demokrasi ve hukukun üstünlüğünü istemiyorlar. Hesap vermeyen, hesap sorulmayan bir düzen için BRICS'e gidiyorlar. Fidan'ın hedefi istihbarat, devleti inşa etmek. Hakkını teslim etmek lazım. Bu yolda çok mesafe aldı. MİT dokunulmaz ve hesap vermez hale getirildi. Bütçesi her geçen gün katlanıyor. MİT artık derin devletin yuvası haline geldi. Fidan dışişlerine geçtikten sonra eski alışkanlıklarını sürdürüp dışişlerini ikinci MİT'e çevirmeye çalıştı. Fidan şimdi de müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması gerektiğini, Erdoğan'ın da onay verdiğini açıkladı. 85 milyon vatandaşın tüm bilgilerini korsanlara kaptıran bir ülke için çok iddialı laflar ediyor. Ancak hedef siber güvenlikten ziyade Fidan'ın nüfuz alanını genişletmek. Bu noktada şunu da not etmekte fayda var. Erdoğan rejiminde Fidan eksenli tüm politikalar iflas etti. Türkiye'nin elindeki stratejik kazanımlar heba edildi. Ortada gerçek bir başarı yok, parlatma var. Erdoğan gibi Hakan Fidan'da da kendini ve devleti kutsayan bir anlayış var ki bu hastalığın tedavisi mümkün değil. Sonuç olarak gerçekte çok başarısız olmasına rağmen Göbelsvari taktiklerle parlatılan Hakan Fidan kendi paralel evreninde yaşıyor. Sormayan ve sorgulamayan herkes uzun ve havalı söylemlere bakıp bir Fidan'a hak ettiğinin çok ötesinde payeler veriyor. Ancak uzun yıllardır Fidan'ı ve Erdoğan rejimini yakından izleyen birisi olarak söylüyorum. Bu kafadan ülkeye hayır gelmez, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'teki köşesinde.